Arkadaşlar bu kısmı part 2 olarak atabilirim. Yani ikinci video olabilir bu. Dediğim gibi sepete bıraktım dolduktan sonra. Ufak sepeti aldım. Şöyle eski sepetim, ilk sepetim. Hemen bir tane babaç bulduk. Tabii içi yanmış bunların. Kurtlar bayağı bir götürmüş bunlar, acımamışlar. Yani onun içi bayağı bitik. Ya bu bayağı bitik ya, bunu almayacağım. Of. Bayağı bitik. Bayağı kurtlar parçalamış. Böyle olunca da alasım gelmiyor gerçekten. Dursunlar, kalan sporlarını da atsınlar. Arkadaşlar hemen. Şöyle 3 tane bitti be. Taze örnek. Elin babanıza bakın. Çok güzel mantarlar ya. Gerçekten harikalar. Çok tatlılar. Bunların üçünü de alacağız. Şimdi ufak sepetim yanımda. Büyük olan zaten dolu. Şöyle üçünü de alalım. Taptaze. Porcini mantarlarımız, bolet mantarlarımız. Çok insan var mantar toplayan. Hani her yerden gelenler var. Yerel halktan, yerel insanlardan var. Çok insan var gerçekten. Devam. Arkadaşlar şurada parmağımın olduğu yerde bir tane görüyorsunuz. Bak, parmağımın ucuna bakın. Kameradan zor da olsa gözüküyor. Onu gördüm. Yol üzerinde giderken az daha üstüne basacaktım. Şu bebeği gördüm. Burada dış 6 tane dip dibe mantar var. Bakın harika bir kara kafa. İki başlı. Bir tane daha var yanında. Harika bir tane daha. Bir tane daha var. Harika kara kafalar. Harika mantarlar var gerçekten. Yani Demirköy'e daha gidemedim ben. Meniyetim vardı, bilmiyorum gitsem mi gitmesem mi. Bakın bu yan yanalar ya. Bu Reticulatus. Edolis olsa şuraları daha beyaz oluyor. Reticulatus. Ağrı yok. Dip gibi. Bir tane daha var burada. Bak, bak, bak. Bak şuna bak. Harika bir mantar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Dip dibe. 6. mantarımız. Sanırım bir iki tane daha vardı ya. Şöyle. Harikalar ya. Çok verimli gerçekten. Yani çok insan var. Gerçekten arayan çok insan olmasına rağmen herkese yetecek kadar mantar var burada. Bak şimdi bir tane de burada varmış. Bir tane de burada varmış. Azıcık yenmiş ama temizleyecek, sıkıntı yok. Bak. Yani şu kadarcık bir alanda şu ağacın köklerinin etrafında bakın. Şu kütüğün köklerinin etrafında dolu mantar çıktı. Şöyle sağa sola baka baka devam edeceğiz. Çok bereketli gerçekten. Heh, burada bir tane daha var. Bak. Biraz yaşlanmış bu. İç yenmiş kurtlu. Ama temizleyip bakacağız şimdi. Harikalar ya. Gerçekten harikalar. Bugün hani sezon böyle açılır gerçekten. Kaç aydır mantar yoktu. Bir sepet doldu. Diğerini de dolduracağız. İnşallah daha da buluruz. Dediğim anda baba var bir tane. Şuna bak, taptaze. Şuna bak. Şuna bak, harika harika. Kocaman kurt attıralım. Yiyeceğini yemiş zaten. Biraz da birkaç günlük daha bıraktım hayvanı, azıcık daha yesin diye. Bu kadar. Arkadaşlar umarım keyifli bir video oluyordur. Bakın meşeler, kayın, Trakya, Demirköy tarafları, Vize Demirköy arası buralar. Yani güzel yerler. Arkadaşlar hemen bir kara kafa daha buldum. Şurada harika bir mantar. Yeni yeni büyümüş bakın. Bu hali bir günde gelebiliyorlar. Bunlar sıfırdan çok güzel. Çok yakıştı bakın. Boletus aureus. Kara kafanın bir bu, bir de kırmızı kafası en iyisiymiş. Ben zaten 3 türünü, yenen 4 türünü şunu buldum. Yani porcini diye adlandırılan yenen 4 türünü şunu buldum. Bir pinoflosu bulamadım. Çıktığı yerlere gittim, yine bulamadım. Şansım yoktu kırmızı kafasından. Ama onun dışında kara kafa harika bir mantar gerçekten. Mükemmel bir şey.
Şimdi devam edelim. Şöyle hemen kapadım, tekrar açmak zorunda kaldım. Ufak bir şey gördüm. Bakar mısın şu? Şunun bebekliğine bak. Bu bir fotoğraf hak ediyor şimdi. Ya da çok fotoğraf yaptım artık, bilemiyorum. Ama harika bir mantar. Bak, top bir ses. Çok güzel. Hop. Burayı şöyle kapadık. Şimdi telefonum çalıyor. İlginç. Kim oluyor acaba? Arkadaşlar yine şurada bir tane gördüm. Onun yanına gideceğiz. Bir tane gördükten sonra bir anda 5-6 tane oluyorlar. Hani nerede şimdi bunlar? Ufaklar bir de. Hemen gözden de kaybediyorsun. Şurada. Bak. Ufaklar güzeller, tazeler. Hemen gözden kaybediyorsun bak. Harika bir şey. Şuraya bıraktım. Şimdi üzerlerine basmadan. Bak. Atıdan bunu görmüştüm, çiftliği böyle. Şöyle. Harika. Bu şekil. Hemen yanında varmış. Bunu görmemiştim. Bayağı büyümüş bu. Bu bayağı yenmiş. Bakacağız. Yenecek bir şey var mı diye. Yaşlanmış. Ondan sonra. Hemen şurada var bir tane bak. Bir tane yavru güzel kara kafa. Bunun hemen yanında bir tane daha varmış. Şöyle şu kapkara kafalara bakın ya. Niye şuraya, siz anlamıyorsunuz. Şuna bak. Şu renge bak. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne diyeyim yani. Allah herkese versin. Çok güzeller. Şimdi burada varsa şöyle de bakayım ben, ufak ufaklar çünkü anlaşılmıyor. Şurada bir şey var. Aa, bu Cerocomelus mu? Crayacentaurus mu? Öyle bir şey bu. Bunu aramıyoruz. Hani kafayı değiştirince, farklı açılardan bakınca, görüş açınızı, mantarları hemen görüyorsunuz. Bir tane büyük gördüm. Baba gibi olmuş. Baba. Hepsi aynı bölgede bunların. Uzaklara gitmiyorum yani. Bakın kocaman. Bıçağımızı açalım. Bıçağı da Çin'den aldım. Sürekli bıçak kaybediyorum diye yani. Open elim bıçaklarını. Kaç tane? 4-5 tane kaybettim. O yüzden artık açtım Çin'den, baktım. Şöyle güzel bir bıçak var. Her türlü işimi görecek. Ucuz. Ne gerek var yani? Niye open el alayım ki? Zaten kaybediyorum sürekli. Arabayı görüyorsunuz. Bu bölgeden artık gideceğim. Gitmesem daha çok bulurum aslında da. Canım sıkıldı. Yeri değiştirmek lazım. Tam arabaya geldim. Bak, sepet de bayağı bir doldu. Aa, babaç varmış. Kocaman olmuş bir tane. Kara kafamız. Hemen alalım kara kafayı. Bunların çoğu kurutmalık bu arada yani. Kurtlu oldukları için kurutmaya uygunlar. Tazeleri bile kurtlu olunca kurutmamız lazım. Arabaya geldim ya, arabanın yanında hemen mantar varmış. Neyse, şimdi yeri değiştireceğim. Değiştirmezsem, başka bir yere gidemezsem, iyi seyirler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar her yer mantarcı. Öyle böyle değil. Bir de alıcılar gelmiş. Direkt toplayan veriyor. Bu bir Sezar mı? Bana böyle geliyor. Birisi çıkarmış bunu, görmüştü. Hani şimdi buralardan gideceğim. Burada çok mantarcı var gerçekten. Sezar bir ihtimalle de daha olmamış. Çıkarmış birisi bunu, atmış. Başka yerlere gideceğim. Böyle bir bakayım dedim. Bakmaya yer de yok. Hah, bir tane buldum. Bakın şurada güzel bir bebek. Taptaze bir retikulatus. Veya edulis ikisinden birisi. Anlaması gerçekten zor. Kayınlarda. Şimdi ben zaten yukarı çıkacağım. Bir tane daha mis gibi. Sepeti, ufak sepeti büyük sepetin üstüne doldurdum. Alabildiği kadar tepeleme. Arkadaşlar devam ediyorum. Biraz daha kara kafa bulmaya. Bakın şurada kurdu da var. Bunu da attıracağız. Hemen şurada bir tane daha. Taze güzel mantarlar.
Şöyle saplarını götürelim. Temiz bir şekilde. Eve götürmelik olsunlar. Sen kurdunu alalım. Tamam. Bakalım burada sepeti doldursak nereye koyacağız artık mantarları? Bizim yok. Kameranın da şarjı bitiyor artık. Şöyle bir tane daha taptaze güzel bir mantar. Şöyle aldım şuralara. Hazır. Maalesef kameranın şarjı azaldı. Arkadaşlar hemen yol kenarında harika bir mantar taptaze. Bak taş gibi. Yol kenarında ya. Hemen sapını keselim. Oh, çok insan var ey. Hani bugün bu kadar insan olmasa tek başıma gelsem belki 30-40 kilo mantar toplar dönerim. Hadi bakayım şuraya. Zaten bana o kadar lazım değil. Diğer sepet doldu. Nereye koyacağım yani mantarları nereye koyacağım? Bak bak bak. Bak şunun tatlığına bak. Bak. Şöyle yine bak. Biliyor musun? Harika bir yaz çörek mantarı Edulis. Pardon. Reticulatus. Çok güzel bir mantar. Şuradan şöyle aldım mı? Kurdu da yok, bir şey yok. Çamurunu şöyle attırdım mı? Hazırız. Beni bekliyormuş yani burada. Burada kreosentoron dedim. Tekme attım mis gibi kara kafa bolet çıktı ya. Kara kafalar da çok kurtlu ya. Şuna bak. Gel yavrum. Gibi kara kafayı tekme attım ya. Bütün yaz bekle 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 bulunca da tekme at. İşte insanoğlu nankör. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Bir tane daha ufacık. Ufak ufak mantar kaynıyor. Ama artık mola vermem lazım. Buradan çıkıp yolumuza devam etmeliyiz. Hadi bakalım ne olacak?